Yani ben şeyin, aklın hakikate ulaşmak konusundaki yatkınlığını ve yetkinliğini kabul eden biriyim. Yani hakikate ancak aklın kılavuzluğuyla ulaşabiliriz. Felsefi hakikatin. İman kısa yol kullanmak demektir. Ve aynı hakikattir ama aynı hakikatin iki görünüşüdür. İmanı kanıtlayamam. İnancı kanıtlayamam. Safsata yapmaksızın. O yüzden teologların filan tamamı safsatadır ve amacı savunmadır. Hakikate ulaşma değildir. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin kendinde değeri yoktur. Oysa ben hakikatin kendisini görmek istiyorum. O yüzden ben derslerimde filan hiç Allah, Cenab-ı Hak filan dediğimi duydunuz mu benim? Bazıları hatta bozuyor Tanrı Tanrı dediğim için. Çünkü ben Tanrı'ya inanmam. Bilirim onu. İstediğim gibi keserim, ederim filan üzerinde istediğim gibi düşünürüm. Yokluğunu düşünebilirim. Ama Cenab-ı Hakk'ın düşünemem. O ancak yaşamda ortaya çıkar. Dua edeceğim zaman ortaya çıkar. Ya Tanrı'ya bir dua edeyim diye bir cümle kullanamam. Çünkü benim üzerine konuştuğum Tanrı, benim kullandığım anlamıyla dua edilecek bir Tanrı değil. Düşünülecek bir Tanrı. Hayır, yaratılmış değil. Sadece aklın en üst ilkesi. Bu Tanrı'yı olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yine düşünmenin yapabileceği en büyük soyutlamalardan biri. Daha üst soyutlama yok ki. En büyük soyutlama Tanrı. Varlıkla yokluk arasında o yüzden. Kendini tam göstermiyor ama Cenab-ı Hak deyince hep var. Yanımda, her yerde. Ama biri inancımın, kabullerimin konusu ve tamamen öznel. Onu ancak tebliğ edebilirim. Diyebilirim ki keşke sen de benim Rabbime inansan. Paskal'ın dediği gibi söyleyeyim. Düşündüğüm Tanrı İbrahim'in, İshak'ın, İsmail'in Rabbi değil. Matematikçilerin Tanrısı diyor. Paskal, İbrahim'in, İshak'ın ve İsmail'in Rabbi değil diyor. Yani vahyin bildirdiği, tasvir ettiği Rab'la felsefenin üzerine konuştuğu Tanrı aynı değil. Felsefedeki Tanrı konuşmaz mesela. Yani Aristo'nun Tanrısı, Platon'un Tanrısı kelam etmez. Çünkü kelam etmesi için kelam edecek birini bulması lazım. Ona da peygamber deniyor. Yunanlarda peygamberlik şeyi, kurumu yoktu. Bu Samilere, Doğu'ya ait bir şey, kurum. O bakımdan felsefenin Tanrısı konuşmaz. Bir peygamber aracılığıyla kendini ifade etmez. Kendisi insana filan dönmez. Hristiyanlıkta olduğu gibi. İnancın Tanrısı dediğim gibi tebliğ edilebilir. Ve hiç kimseyi ilgilendirmez. Ona inananla kendisi arasında tanımlanabilir bir ilişkidir. Ve bu şurada olan herkesin Rabbi ile olan ilişkisi kendincedir. Rahipler sınıfı bunların hepsini standardize edecek bir kurallar koymak isteyebilir. Ama benim inancımla arama Diyanet İşleri Başkanlığı da giremez, papalık da giremez. Şimdi dolayısıyla felsefedeki Tanrı düşünmenin konusu olarak bir teolojik idedir. Bir Erscheinung'u yoktur. Ama inancın konusu olan Tanrı'da tamamen Erscheinung'dur. Fikir hiç yoktur. Yani halkın inandığı babaannenizin Rabbi ile olan ilişkisini seyredin. Orada ne akıl vardır ne düşünce vardır. Gözyaşı vardır, acı vardır, ızdırap vardır. Yalvarmak vardır, yakarmak vardır. Olmayan tek şey düşüncedir. Ama rahipler sınıfı bu safayı düşünülebilirmiş gibi pazarlıyorlar. Nereden alıyorlar o düşünceyi? Yukarıdan. Filozoflardan alıyorlar. Felsefecilerden alıyorlar. Yeni bir kılıfla. O yüzden dikkat edin.
aklı tanıyan felsefeci teoloğu adam yenek olmaz. Adam yenek olacak pek teolog da felsefe bilimsel açıdan pek çıkmıştır diyemeyiz. Din adamı din adamıdır yani. Rahip rahiptir. Halk da onlar adam yerine koymaz. Yani siz bir teoloğun vaaz verdiğini düşünün. Konferansları çekilmiyor. Vaazları çekilir mi? Ama gönderin onlara bir vaizi. Vaiz onların dilinden anlar. Onların dünyasını anlar ve duyuların düzeyinde duyular düzeyiyle irtibat yani ellenebilir, dokunabilir bir inancın Rabbi öyledir. Somuttur. Soyut değildir. O yüzden düşünsel değildir. Ve o yüzden inkar edilemez, reddedilemez. Filozofların eleştirileri beş para etmez. Yani o şey yapmaz, işlemez. Halka işlemez. Halkın değerlerini asla değiştiremez. Bir filozof ancak bir filozofun düşüncesini değiştirebilir. Halkın düşünce aynı kendisine benzeyeni değiştirebilir insan. Dolayısıyla felsefe şehirse inanç köydür. Yani köyü şey anlamda kullanmıyorum. Aşağılık yukarılık anlamında değil doğal. Doğal anlamında kullanıyorum. Daha dolayımsız anlamında kullanıyorum. Kavramsal dolayımlar, sanatlar, sanatsal dolayımların olmaması anlamında. Şehir öyle değildir. Şehir labirent gibidir. Problem kasabada ortaya çıkıyor. Çünkü teolog, rahipler sınıfı kasabada yaşar. Hem filozofları tanır, bilim adamları anlamında söylüyorum. Hem de halkı tanır. O yüzden hep bir karar verilmezlik, istediği gibi savunma biçimleri kurabilecek durumdadırlar. Şimdi son şeyim şu. Senin de sualine cevap vermiş oluyorum böylelikle. Toplumsal yapıda yani şöyle söyleyeyim bu dersin özeti olmak itibariyle yaşamda insanda karşılığını gösteremeyeceğimiz bir tanrısallık olamaz arkadaşlar.